Ops. Merhaba Nesgame takipçileri, merhaba GTA 5 severler, herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifli bir video olur, umarım keyif alırsınız. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum ve oyunuma dönüyorum. Hemen başlıyorum. Alt yazı açıktı. Açık olması lazım. Evet, şu an sorunu düzeltmiş bulunuyorum. Evet. Sıkıntı vardı arkadaşlar. Sorunu düzeltmişiz. Oo, arabam burada. Arabam bir şekil. Önümden çekil. Çopum var. Arabam var. Motorum var. Hayat bana güzel arkadaşım. Acaba çok çalışıp böyle bir arabaya sahip olabilir miyim? Evet, şimdi geçenki videoda telif hakkı yemişim arkadaşlar. O yüzden hemen kapatıyorum. Telif. Mutamadiyen demiyorum. Evet. Kim? Lester. Lester'a gidelim. Bir görev alalım. Bu arada videomu da kronometremi de başlatayım. Sorry. I am sorry. Yay. Evet. GTA 5 videosu çekerken, GTA 5 oynarken biraz sessiz kalabiliyorum. Kendimi muteye alıyorum sanırım. Bilmiyorum bir sebepten ötürü. Oyuna konsantre olduğum için arkadaşlar pek konuşamıyorum. Görev esnasında video çekerken, yani görev esnasında konuşkanlığımı minimuma düşürüyorum. Neden? Çünkü göreve odaklanıyorum. Öyle işte. O yüzden videolarda pek akıcı olamıyorum. Bunu dislike yapmak yerine yorum altında belirtirseniz benim için çok daha iyi olur. Çünkü dislike olayı emeğe saygısız olarak görüyorum. Her videomda da bunu açık ve net bir şekilde belirteceğim arkadaşlar. Lütfen dislike atmak yerine yorum olarak belirtin. Sonuçta biz amatörüz, profesyonel bir iş yapmıyoruz. Herkes hemen profesyonel olmuyor. Bunun da altından çıkarız yani. Yorumlarda belirtin. Abi burası böyle olmuş, şurası şöyle olmuş. Videolarda şunu yapsan daha iyi olur, bunu yapsan daha iyi olur. Yani dislike up çık. Çok saçma, abes bir şey yani. Şöyle video altında belirt neden beğenmedin. En azından biz de kendimizi düzeltmeye çalışalım. Dislike at git. Oh ne ala. Yarım saati bir saati çekmiş olduğumuz videoya saygısızlıktır yani bu. Başka bir şey değil. Birçok videomda görüyorum o dislike olayını ve her videoda bilmiyorum artık bir tane mutlaka oluyor. Evet. Kapıyı nasıl çalıyoruz? Hey, kapıyı açar mısın Lester? Nerede lan bu? Lester, Lester. Ha, Michael olmam gerekiyor. Okey. Franklin olmuyor yani. Tamam. O da güzel. Peki ben Franklin'le ne görev yapabilirim? Micah! Micah! Gel oğlum. Bir saniye bekleteceğim. Evet, sıra sıkıntı yok. Oyuna geri dönüyorum. Micah! Bu kim lan? Oh shit. Karısı değil miydi o? Ayrıca alt yazılan niye İngilizce? Bir şeye bakacağım. Bir saniye. Sesli konuşma. Talking. Talking. Başka çıkacak yerler. Sor 2 dakika. Öfkeyle görüntü. Alt yazılar açık. Özleme. Bilmiyorum neden şey almıyor anlamadım. Radyo yok, radyo yok. Radyo yok. Doktorumuz arıyor. Pardon, biz onu arıyoruz. Michael,
Michael, Van Lauren'un üstüme bakıyorum ve senin adını göremiyorum. Benden daha çok Van Lauren'a takılıyorum doktor biliyorsun. Ama öyle matem memnuniyet severim. Tabii cebimde para olduğu sürece bana ayak uydursun değil mi? Gidişat iyi değil doktor. Yakın zamanda uğrayabilirim. Okey. Doktora mı gidelim? Bir doktora gidelim. Seansımızı alalım. Doktor da çok uzakta ya. Defter de uzakta. Hangisine daha yakınız? Doktora daha yakınız. O zaman doktora gidiyoruz. Haydi doktor. Hey doctor. Hey doctor. Yeah. Pardon. Pardon, pardon. Acelem var. Polis çağırıyor. Doktor çağırıyor beni. Polis kim ya? Polis. Abi şu şey çok güzel değil mi ya? Her geçtiğimde burada olay çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de olsa var ya. Aha adam düşecek. Lan düştü düşecek. Gibi tepkilere maruz kalır ve trafik kazalarının %80'i bu nedenden olur. Türkiye'de bu tür reklamlar olmuyor. Neden olmuyor? Trafik kazalarına sebebi verdiği için Türkiye'de bu üç boyutlu reklam olayına pek girmiyorlar. Bizim halkımız biliyorsunuz meraklı olduğu için yabancı ülkelerde bu şey daha fazla boyutlu reklam olayları ve çok da ilgi çekici. Benim açıkçası hoşuma gidiyor. Saçma sapan bir yolda ilerliyorum ve geri döneceğim. I'm sorry. Good luck. Yay. Buradan sahile girsem. Mesela otoparka giriyormuş. What the fuck mı? Sana what the fuck lan? Kime küfür ediyorsun? Çıkar mısınız önümden? Oha oha oldu. Kaldıracağım bana. Adam beni dövme niyeti vardı. Hala peşimde misin lan sen? Gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Tırstı. Yeah. Öyle. Kimsiniz lan? Kime şekil yapıyorsun? Sessiz bir gece. Ya bu Lieutenant. Giriş bir türlü bulamıyorum ya. O saçma sapan bir giriş var. Çık 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 hop. Buradan mı giriyor? Nereden giriyor? Çıkarttım. O saçma sapan bir yere çıkıyorum şu an. Ya ben bu adamın girişini neden bulamıyorum bir türlü ya. Of atlarım aşağıya. Ölürüm ölürüm. Aa, oh. Atlamayı da iyiydi. Okey. Buradaymış. Ah. Saatlerce dolandıktan sonra girdim içeriye. Come in, Michael. Yeah, thanks, doc. How have you been? Yeah. 50-50. No. Things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Oray, oray. Tamam, kes. Kısa kes. Hangi tavsiye? Bana bir tavsiye mi verdin sen? Hey, kabul edeyim. Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, doc. Not since my life went crazy. You're plainly kulaklı biraz eşitmem lazım. Kafam zonkluyor. Yeah. What I'm addicted to is not getting killed. Ama nedenleri bilmem. Kendimi öldürmenin mucize olduğu durumlara sokup duruyorum. Kendimi ölmemenin mucize olduğu durumlara sokup duruyorum. Ya öldürdüğün insanlar? Evet ama zevk için yapmıyorum. Emin misin? Tam olarak ne demeye çalışıyorsun doktor? Ben acı çekmekten zevk alan psikopat mıyım?
Ya da kural dışında bilet yapmayan bir sosyal pop muyum? Hadi ama bunları zaten konuşmuştuk değil mi? Hiç size değilim. Ben lisedeki planladığı gibi gitmeyen, futbol kariyeri aklımdan çıkaramayan, eski haline eser kalmayan şişman bir sporcunun tekim. Bir anlam ifade ettiğim tek durum. Elimde bir silah olduğu veya kelleme bir ödül konulduğu zamandır. O savunmacısı Michael. Kendimi bir başarısı örneği olarak mı görüyorsun? Sana sonuna mı dinlemem için para ödüyorum. Zenginim. Acınacak haldeyim. Bir yanda çocuklar bana katlanamıyorlar. Diğer yanda karım beni aldatıyor. İnsanları vicdansız gördürüyorum doktor. Maalesef bu şehir için fazla çılgınım gerçekten. Bir dakika. Sorun da bu zaten. Sanırım bir aydınlanma yaşıyorum doktor. Bu... Sanıyorum. Hayır biliyorum. Sadece şeyden korkuyormuşum. Eminim öyledir ama... Baktığımız bu kadar ne yetti. Sonraki seansa görüşürüz. Pekala. Ah, psikologlar da ne güzel ya. Seansımız buraya kadar. Görüşürüz. Ve 500 dolarımı çöpe attım. Okey. Bu araba daha hoş görünüyor ya. Neden olmasın? Doktorun arabası değil mi? Kapıyı kapatsaydın mi zahmet ya? Şimdiki durağımız... Leicester. Bayağı uzak bir yolculuk olacak. Arkanıza yaslanın ve beni izlemeye devam edin. Yeah. Gözünüz yoldan ayrılmayın çünkü bir Ferrari pilotu karşınızda. Acemi bir Ferrari pilotu olabilirim. Co-pilot olduğum zamanlardan kalma bir acemiliğim olabilir. Ama bu çok iyi bir co-pilot olduğum anlamına gelmez. Ya bu araba niye bu kadar savruluyor? Bu arabada bir sıkıntı var dostum. Karanlık bir araba. Hop 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 hop. Önüne bak. Yeah. Oh, oh, oh. Bu hiç hoş değildi. Ne var lan? Ne var? Şehrin göbeğinde o. Junior'ın orta yerinde bana korna çalıyor. Yordan ayırma. Pardon. Aradan geçiş ettim sadece. Pardon. Yetişmem gereken bir cenaze var. Üzgünüm. Hops, orada bir olay var. Bakalım mı? Neymiş? Oo. Yardım. Ha. Koş. Nasıl çıkaracağım lan ben? Kepçe mi? Nasıl ya? Ben koştum, sen koş. İyi misin adamım? Bir dakika. Cepçe. Yok. Evet. Şimdi mi? Peki arkadaşı nasıl hareket ediyor? Bilmiyorum ya ama... Koyver gitsin.
Hiçbir şeyim olmamıştı benim anne. Yolumuza devam ediyoruz ve bir hayat daha kurtardığımıza göre artık çok iyiyiz. Öyle değil mi Michael? Alright. Sorry. Cidden pardon ya. İstemeyerek oldu. Bu sefer istemeyerek oldu. No problema. Arabanın hasarı neyse karşılayacağıma söz veriyorum. Dermişim. Bana ne ulan? İşe gibi çalışıyorum. Kendi arabamı kendim alıyorum. Aslında almıyorum. Yani pek aldım söylenemez. Ödünç çalıyorum. Ondan sonra çerepi bir fiyata satıyorum. Satmıyorum da. Satmıyorum lan bana ne? Ne uğraşacağım? Yolda olan bir adamım ben. Kıçı kırık. Binlik arabalarla mı uğraşacağım satmak için? Banka soyarım, bir şeyler yaparım. Paramı çıkartırım her türlü. Sorry. Oh, yes. Evet, mekana gelmek üzereyiz ve mekan burası. Bu şu Lester bilgisayar manyağı değil miydi? Sanırım öyle olması lazım. Lester, ben geldim. Hayatım. Kapıyı aç. Yo. 1 minute. Okay. Neredesin lan yavşak? Neredesin? Ah, burada mısın? Her zamanki gibi. Yardımıma ihtiyacım var. Buraya geldim. Başka türlü niye gelesin? İyi bir arkadaş olmadım senin için Lester. Diyorum. Öyleyse ne istersem onu yaparak bunu telafi edeceksin. Daha doğrusu yani benim halledilmesi gereken bir işim. Ya çok hızlı geçiyorsun, okuyamıyorum. Para lazım. Bak Lester, daha önce olanlar hakkında vermediğini biliyorum. Senin sesin olmadığını biliyorum. Bana ihanet etmediğini biliyorum. Bana gelirse benim de kimseye bir şey söylemediğimi bilmen gerek. Kuzey'e yatıp toprak altına yavaş yavaş yürümem gerek. Tamam, kısa kes. Geç, görmek istemiyorum. Dırp dırp bilmem ne mağazasına gidiyoruz. Superman mağazası. Superman! Alright. Koşacak mısın, polis mi çağırayım? Pekala. Geri dönüyorum. Radyomuz kapalı. Çok boka bir araba kullanıyorsun dostum. No problema. Sıkıntı yok. Ben iyiyim. Lanet mağazayı izledim de. Üstümüze çeki düzen verelim. Hippie olmamız gerekiyor adamın. Spoiler vermeyeyim. Kaç görevden sonra zaten görevlere hatırlamıyorum yani yapmadım görevleri. GTA 5'i aldım kutusunda öyle duruyor. Videodan video geliyor işte GTA 5 videoları. Hoppa. Yani millet oyunu bitirdi ben. O kadar para verip sadece bilgisayarımda tutuyorum. GTA 5'in var mı? Var. O zaman ne diyorsun? Açsana. Yes. Saçma bir espri yapmayacağım. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Kırmızı ışıklardan nefret ediyorum. Buradan geçebilir miyim? Okay. Thank you. Doberman mağazasına hoş geldin. Pardon. Hop. Bana bir kıyafet lazım dostum. Neredesin? Çok güzel bir hatun var. Evet. Bakar mısın? Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job.
worse. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Babanın başına Now I geldi. gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Uygun bir kıyafet al. Şort ve yelek dedik. Okay. Bu nasıl? Gel. Tragic, but they'll do. Bir gömlek almak istiyorum. Dignity aside, I think that might just work. Okay, teşekkürler. Bye now. Dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Oh my god! Act entitled. Okay. Bir sorulanmasam gerek. Lanet ofise gireceğim. Bombayı koyup çıkacağım. Bu kadar basit. Prototip. Ne haltsa işte. Onunla koyup çıkacağım. Oh my god! Bu arabayı oraya kim koydu? Aa, adam öldü. Dostum, çok üzgünüm. Cidden. Şimdi in arabadan. Radyoyu kapatalım. Cesedi alması için bir ambulans çağıralım lütfen. 112! 911! Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Hop. Tamam. Arka girişe git. Burası arka giriş sanırım. Evet. Life Invader. Güzel bir ofis. Benim de bir öyle bir ofisim olmasını isterdim. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Yapmasaydın. I'm turning consultant when saçma sapan sitelere girip o virüslere bilgisayarına sokmasaydın adamım. Böyle... Rahatında çok güzeldi ya. Yeah. Pardon. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Okay, bakalım burada ne varmış. Ah, you've been added on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes?
start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? Scanning. Ugh, I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Teşekkürler dostum yerini söylediğin için. Ben koşuyorum. Alright, alright. Sanırım bu. Prototipimiz. Hemen. Oh, nice. Okay. Binadan çıkarız. Sıkıntı değil. Oo, deliler gibi eğleniyorsunuz dostum ha. Learn the foot bag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Oh, Alright, follow me. Okay. Evet, nerede kalmıştık? Videomuzun son dakikalarına girmek üzereyiz. Son 5 dakika diyoruz. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıracağız. Az önce davetsiz bir misafir odaya girdi ve videomuzu BAAALT daladı. Tamam. Ben çıkıyorum. Şu arabaya yetişebilir miyim? Yo. Çıtağda dursaydı alırdım arabayı. Hey Michael, hold on. Doomed, I doomed ya! Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life and a two-hour plot in which the hero works and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Okay. Michael'ın evine git, televizyonu aç ve sunumu izle. Oops. There's one more though. Oh my god, you guys are so lame! Ow. No! I'm watching Fame or Shame! Tough fucking tits! No! Give me up! Okay. Yeah! Telefonu nasıl çıkarıyorduk? Telefonu nasıl çıkardığını söyledi. Dalga mı geçiyorsun?
future. Right there. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Got it, yes. Boom. Hello? Oh, I'm dirty. Oh, Jesus. Whoa. Let's... Whoa. Yes. Ah, yapma bunu. Tamamdır. Tamam. Şimdi yatak odasına gidiyorum. Ve üstümü değiştirip... Pardon. Lest! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Borsa için mi yaptın bunu? Dalga geçiyor olmasın. You know the score? Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Come on. Oyunumuzu da kaydettikten sonra videomuzu sonlandırmak üzere. 6 Haziran olsa gerek. Yes. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Videomu beğendiyseniz, videolarımı beğeniyorsanız likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Ölmez sağ kalsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Diğer sözümü unuttum. İyi oynar, iyi eğlenceler.